Arkadaşlar, Siemens NX ile alakalı eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki komutumuz Project Curve komutu. Bu komut genel hatlarıyla şöyle özetlenebilir. Yapmış olduğumuz bir curve'ü bir project üzerine, bir düzlem üzerine düşürmemizi sağlayan bir komut. Şöylece bir yeni modül dosyası açalım, bakalım beraber. Curve .prt olarak yapabiliriz. Şimdilik Sketch bölümünü seçtim. Bu arada komutum hemen şurada. Project Curve. Şimdi beraber bakacağız. Sketch seçtim. Şöyle bir XY düzleminden bakıyorum. Şimdi Curve kısmından ben hemen şurada Studio Spline komutumu alayım elime. Şöylece bakalım. Şöyle bir şekilde çizebiliriz. Evet. Okey diyelim, tamamdır. Sonrasında Home sekmesinden Extrude'a gelip bir kalınlık ataması yapalım beraber. Şöylece 40 milimetrelik bir kalınlık olduğunu belirttik. Apply diyelim. Hata verdi. Bakalım bir daha hatanın sebebini şöyle bir bakalım. 40 milimetre Enter dedik. Enter dedik. Okey dedik. Şöyle bir bakalım. Hata veriyor. Neden veriyor? Bir bakalım. Sketch bölümüne geldim. Okey dedim. Home bölümünden Extrude'a geldim. Şöyle bir baktım. Ha, evet olmuş. Fakat mouse'tan dolayı sıkıntı olup göstermemiş bize. Tamamdır. Sorun değil. O zaman olmuş. Hatalı bir durum yok. Devam edelim. Şimdi tekrar Sketch bölümüne gelelim. XY düzlemini değil. Ben bu durumda daha farklı bir düzlemi seçmem gerekiyor. Şöyle XY düzlemi değil. Finish Sketch diyelim. Şu şekilde ben bir düzeltme yapayım. Evet, düzlemimi seçtim. Şimdi bir dikdörtgen oluşturmak istiyorum. Şöylece bakalım nerede oluşturdu. Bakın, farklı bir noktada oluşturdu. Tamamdır. Dikdörtgenin bu şekilde oluşmuş olsun bakayım. Evet, çok güzel bir şekilde oluştu. Şimdi komutumuza gelelim. Finish sketchleyip bitirelim şöyle. Tamamdır. Şöyle karşımıza alalım. Şimdi Curve'e geldim. Curve kısmından Project Curve'e tıkladım. Neyi project edeceğim? Bu dikdörtgeni. Nereye edeceğim? Buraya edeceğim dedim. Tamamdır. Göründüğü gibi project işlemimizi gayet doğal, normal bir şekilde yapmış oldu. Yani yansıtma yapıyor. Bunu alıyor. Bunun üzerine düzgün bir şekilde sıfıra sıfır şekilde yapıyor. Bu arada buradaki along vektör kısmı aktifti. Burayı along face normal olarak yapmanız gerekiyor. Burayı da apply dediğinizde gördüğünüz gibi bunu buraya iletmiş oldu. Bunun üzerinden şimdi oynama yapabiliriz. Mesela extrude diyelim. Gelelim şurada şu nokta şu nokta. Extrude'da single curve yapmayalım. Tekrar Extrude'a gelelim. Extrude kısmında connected curve yaptığımızda şöyle bağlantılı olanlar al böyle şey yapsın. Büyüsün dedik. Gördüğünüz gibi bu şekilde de Extrude'umu atamış oldum. Genel hatlarıyla komutun kullanımını bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi yapmış olduğumuz başka bir curve'ı bir düzlem üzerine düşürmemizi, yansıtmamızı sağlayan bir komut. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.